Yeni bir bölümden herkese merhaba dostlar. Şöyle karakterimizi en son bırakmıştık tezgaha. İşte TS'ler satılmış, Upgrade Scroll satılmış, DC Flash'lar satılmış. 12M973K'ya ulaşmışız. Önceki bölüm gerçekten şey geçti, biraz kısır geçti. Bu bölümün öyle olacağını düşünmüyorum. Bu bölüm artık bir şeyler kasabileceğiz diye ümit ediyorum. Hadi ama ye. Emin. Okey. Hemen bize bir tane Sword Breaker artı 5 MP recovery lazım. 14.800. Pahalı alamıyoruz zaten. İstesek de alamayız. Ya artık şunu almamız gerekiyor çünkü masrafımız çok yüksek. Ben bir buralarda gezineyim bakayım. Bulursam tekrardan kayda girelim. Evet, sonunda buldum. MP recovery 11 899, 11 900. Bunu hemen üzerimize çekelim abi. Yanlış almıyorum herhalde. Aynen. Sword Breaker 5, MP recovery 11 200. 11 900. Hemen şöyle ilk itemimizi çekelim. Daha uyguna var mı diyorsun? Niye? Nerede var? Ben göremedim. Değişik. Evet, atamız düşük olacak biliyoruz ama artık en azından çok fazla giderimiz olmayacak. Pot masrafımız olmayacak. Bir yerlerde artık pot kasabiliriz. Biraz kafamız rahatladı gibi sanki. Evet, bölümü o zaman hadi başlayalım. İlk dagger'ımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bismillah başlayalım bölümü. Ya böyle bir şans yok arkadaşlar. Zaten bir tek BDV'den getiri sağlayabiliyoruz. Hiç beklemedim. Saniyesine tıkladım ve gördüğünüz gibi karusal tuğman 1. Beklerken de zaten bu grill bir boş görmüştüm slotunu. Orada bir farm attım. Dim dedim daha doğrusu. Şöyle yapacağım. Bir 06'ya gireyim. Bakayım belki orada girebilirim. Giremezsem biri denerim. Olmazsa çıkar tekrardan. Burada farm atarız. Geçelim bakalım diğer server'a. 06'ya girdim. İlk ben tıkladım bu arada az önce. Bire birdik. Muhtemelen teke tek karşılıklı biriyle denk geleceğiz. Şöyle 77 tane manopotu var. Biraz da onu düşünmüyor değilim. Yani bana o kadar da maliyet çıkartmazsa iyi olur. Bakalım karşımıza kim gelecek? Nasıl olacak? Evet, BDV çekti. Biz de çıkardıklarımızı hemen şurada satalım. Kaç kar gelecek merak ediyorum toplamda. 300K güzel. Hoş bir para. Ama 90 kalsın zaten RPR'ye verdik. Hadi başlayalım bakalım 2'ye 200 nasıl olacak merak ediyorum. Evet biraz çekişmeli oldu. Karşı tarafta 2 kişiydi. Şimdi teke düştü çıkmış birisi. Başlangıçta bir çekişmeli oldu ama artık aldık gibi. DC MC yemezsek kırmızı kutuyu aynı şekilde alacağız. Evet kazandık. Şöyle kırmızı kutumuzu alalım. Bırakalım Inostes'i bankaya orada kalsın. Evet burada videonun arasına giriyorum. Bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Class Game üzerinden yapacağız. Ya herhangi bir sponsorumuz olmadığı için çekilişin miktarı çok çok büyük değil. Ama yine de insanları mutlu edebilir. Yani sizleri mutlu edebilir. Eğer katılmak istiyorsanız yorumlara baktığınızda yorumlardaki linkten siz de katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Herhangi bir şart, herhangi bir durum yok. Direkt girip katılabilirsiniz. Burada da bu bilgiyi verelim. Şimdi videoya devam edelim. Gerçekten şansımız yaver gitti. Şöyle söyleyeyim. Lich görevini aldım. Sağda görüyorsunuz. Abi böyle bir şey olamaz ya. İki tane kestim. İkinci de denk gelen şeye bakın. Biraderler. Blizzard Upgrade Scroll. İki tane kestim ya çok fazla değil. Çok güzel denk geldi gerçekten. Mutlu oldum ya. Ha şöyle bir şeyler gelsin ya bir yerlerden. Görevleri de şundan dolayı yapayım dedim. Şimdi shell görevleri ya bunlar. Şimdi shell görevlerini yapacağım. Zaten çarı sürekli tezgaha bırakıyoruz. Bari bırakmışken dolu olsun. Shell'leri de bırakalım. Belki 2-3 M falan satarız. Oradan da bir getiri olur diye yapıyordum görevi. Bu güzel oldu vallahi. 2 tane kestim. İkinci de bu satman mükemmel oldu.
Devam edelim burada biraz. Ya bu slotların böyle huyu var biliyorsunuz değil mi? Geliyorsun iki tane kesiyorsun alıyorsun. Daha sonrasında hiçbir şey atmıyor. İşte aşağıda gördüğünüz gibi. Devam edeyim devam edeyim dedim. Vakitimiz bitmiş hemen basalım. Ha, devam edeyim devam edeyim dedim. Atmadı. Ya işte slotların böyle huyları var maalesef. Şöyle bir 5 dakika falan daha dururum ondan sonra salarım slotu. Aslında kasma isteğim de var biraz ama BDV saati yaklaşıyor. BDV'ye gireceğiz zaten. Neyse bir tane boost verdin bize ya. Biz her türlü sevincimizi aldık, istediğimizi aldık senden. Umarım BDV de güzel geçer. Sorunsuz, problemsiz geçer. BDV'de de bir kırmızı kutu alırız, yolumuza bakarız. İç görevimizi verelim, şele alalım. Diğer şeyleri de yapabilirsek eğer yapacağız. Başarısız bir BDV geçirdik maalesef. Yenildik. Apos görevini yapıyorduk en son. Bu görevden devam edelim. İki görevi yaptık. Apos ve Troll görevi. Hemen verelim bunları. Şelleri alalım. Şöyle bir sıkıntı var. Deru'da iki tarafta da KS var maalesef. Yani KS olduğu için yapamıyoruz. İki tane Attacker Price'tan hiçbir şekilde yani kutu falan alma şansım yok ya da son vuruş bile yapma şansım yok. Adamlar zaten ZR yapıyor gibi bir şey. Böyle 3 parçamızı aldık. Bırakalım bankaya. Satış yapacağımız zaman bunları koyarız. Bu üstümde şey olarak bekleteceğim ya. Yani bir şans mı derler? Şans diyelim işte. Şansımız varmış gibi şöyle üstümüzde şimdilik kalsın. Zaten finalde onu da satacağız. Şu görev itemleri de bırakayım. Görev itemini. İlerleyen zamanlarda lazım olacak zaten. Şimdi karakteri biraz tezgaha bırakmıştık. Bu satılmış. Haricinde küçülme toplarını satmışız. 3'e 300K kadar nakitimiz var. O nereye gitti ya? Gelir bir daha. Şimdi geçelim birazcık exp kasalım. Biraz farm atalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Diğer görevleri yapabilirsek diğer görevlerden devam edelim. Şimdi boş bir leech slotu buldum. Umarım kimse gelmez. KS falan denk gelirsem bırakırım. Salarım muhtemelen. Çünkü karakter o kadar iyi olmadığı için kutuları alma ihtimalim çok düşük. Saati de yazdım. 3208 toplam mob kesmişiz. Onu da yazdık. Burada biraz kalacağız. Bakalım kaç modda ya da kaç saatte neler kasacağız, kasabilecek miyiz? Birlikte göreceğiz. Evet, bir mutlu haber daha. Şöyle sağ aşağıdan görüyoruz. Saat 23.54. Ölmeyelim. Bir boost daha aldık. Abi slot. Slot gerçekten çok hoş, çok güzel. DC premiumumuz falan diyor ki. Herhangi bir premiumumuz diyor. Olsa durumlar demek ki daha farklı olabilir. Ha, böyle söylüyoruz ama biraz da şans işi açıkçası. Ama ben slotu sevdim abi. Yani premiumsuz bana bunu vermen çok güzel. Burada biraz daha devam edelim. Hatta kaç mob kestiğimize de birlikte şöyle bakalım. 3299. 3300 yani toplamda işte 200'e yakın mob kesmişiz diyebiliriz. Çok pardon ya niye 200'ü? Benim matematiğim durdu. 3200 diyor. 3200 kaçtı? 3200 tam 100 tane mob kesmemişiz pardon. Daha 100 tane mob bile kesmemişiz. Yani 90 küsür hatlarda kestiğimiz mob sayısı. Bir tane aldık. Buz. Umarım böyle devam eder. Yani pot masrafından kısmak için biraz yavaş kesiyorum açıkçası. Öyle bir durum da var. Yani mesela böyle sıfırlıyorum manayı. Sıfırladığım zaman sürekli mana kullanmak istemediğim için mesela bu şekilde ya. Canım da bitiyor. Manam da azalıyor. İkisi de azalıyor. Geçiyorum köşeye bir 2-3 saniye oturuyorum. Abi ne yapayım? Masraf yapmamam lazım. Yani bu masraf oldukça sıkıntıya gireceğiz. Bu arada şu shell'lere 2M teklif geldi. Ben o an bilgisayar başında olmadığım için veremedim. 2M'e muhtemelen verirdim. 4M'e ne koyayım? Ben birazcık abartmıştım fiyatını bırakırken ya. Birinin alacağını da çok düşünmüyordum açıkçası. 2M teklif geldi. Yani bu demek oluyor ki bu şeyler
Öyle ya da böyle satılır gibi duruyor. Umarım satarız. İlk RPR geldi. Hemen geçelim, RPR'imizi yapalım. Şunları da bırakayım artık. Üzerimde unutmuşum. RPR masrafımız çok ya. %33 buna, 39-40 buna. RPR masrafımız gerçekten çok fazla. İçindekiler bile yetersiz kalıyor herhalde. Bakalım, 35. İşte içindekiler 50-50. Ha, biraz fazla, tamam. 120K yok değil. Ne kadar eksiğimiz kaldı? 80, kabataslak 70-80K kadar bir eksik kaldı yine. İçinden çıkanlar hariç. Yani bu demek oluyor ki bir an önce premium almak zorundayız. Bu arada bunlar benim asıl karakterin, yani ilk başta girişteki prens karakteri var ya, onu bir dönem açıp bırakmıştım. Günlük görevleri falan oluyor ya, günlük şu sol aşağıda tıkladıkça bir şeyler veriyor. Onlardan geldi. Bunlar kullanmayız muhtemelen hiç. Belli olmaz. Belki de ilerleyen zamanlarda işimize yararsa alırız, ama ben her şeyi sıfırdan yapma tadında ilerlemek istiyorum. Ondan dolayı pek kullanacağımı düşünmüyorum da. Evet, tezgah bırakacağım itemler buradaydı. Şöyle bırakalım bunları. Şimdi tekrardan geçelim slota. RPR'imizi de yapmışız. Aynen. Eksiğimiz var mı? Wolf'ümüz azalmış. Biraz Wolf depolayalım. Sonra tekrar slota geçelim. Pot kullanmıyorum. O beni çok mutlu ediyor, ama yine de potum kullanmadığım halde çok çok azaldı. Pot içinde artık bir çözüm yolu bulacağız. Evet, ikinci kere RPR'miz geldi. Bu sefer herhangi bir şey alamadık maalesef. RPR'mizi yapalım. Tekrar slota dönelim. Biraz daha kasmaya devam edelim. Şöyle sol aşağıdan arşivden bakalım. 3418'e gelmişiz. Yani şöyle bir iki turda en azından. Hadi iki tur olsun. İki turda bir tane bu satarsa slot güzel olacak. Bakalım. Ya premiumsuz abi gerçekten çok zor. Baksanıza ya. Mana potu gerçekten harcamak istemiyorum. Yani oturuyorum, başka şeyler yapıyorum. Mana böyle doldurmaya çalışıyorum. Şimdi mana potu bitecek. Bunun masrafı sıkıntı. Maradona gideceğim. Muhtemelen 5K civarına küsuratlı bulurum yani satanlar. Biraz mana potu çekeceğiz. Ya işte bu. İşte bu. Tekrardan bir buz aldık. Abi çok güzel, sevdim ben bu slotu ya. Döneli daha çok dolmadı RPR'den. Şöyle göstereyim. Elimizdekinden de anlarsınız hatta. Arşive bakıyoruz. Kaç? 3432'deyiz daha. Çok güzel, mükemmel. Abi böyle devam et ne olur. Ne olur böyle devam et. Biraz bir şeyler kasalım şurada. 3-5 saat duralım, bir şeyler kasalım. Slot gerçekten tatmin ediyor ya. Ben merak ediyorum. Cidden şimdi DC Premium olsa sonuç nasıl olacaktı? Bak daha da kötü olabilir ha. Yani böyle şey yapmayın. Gerçekten daha da kötü olabilir. Karakterin bir şansı var. Biz mi? Ya bizde de mi uğur var? Çözemedim ya. Ya aklından geçti dedim. Bu slot her şeyi atıyor. Niye MS atmıyor diye. Derken bir de üstüne MS aldık. Ya. Slot aklımı okuyor resmen ya. Gerçekten. Çöp atmıyor ama gerçekten. Yani pek bir çöp görmedik yani bu zamana kadar. Ama yani ben Lich'in elini öper başıma koyarım şu an o dereceyi. Şu an bu arada 00:32. Yani 3 dakika sonra 1 saatimiz doluyor. Hadi 1 saatimiz doldu diyelim. 1 saatte, toplamda 1 saatte 2 tane buz, 1 tane MS aldık. Yani anlatacak bir şey yok gençler ya. Vallahi siz düşünün, siz karar verin. Ben bir şey demiyorum. Çok sevinçliyim ama. Evet, şimdi bir arkadaş geldi. MS'lere girmiş herhalde.
Ondan dolayı slotu salmış, öyle söyledi. Bir saat kadar farmladık biz abi. Bir saatin sonunda iki buz, bir monster aldık. Böyle kapatalım burayı. 0-5-1 artık boş bir yer varsa oralara girmeye çalışacağım. Premium olmadığı için rahat giremiyoruz biliyorsunuz. Eğer yine boş slot bulursam oralarda devam edeceğim. Bakıyorum saat şu an 12.40. Saat 2'de de BDV vardı. BDV'ye gireriz sonrasında. Öyle devam ederiz. Şu üzerimizdekileri de satalım. Evet. Devam edelim. Evet, şimdi bu ufak bir boşluğumuz var. Bu boşlukta şu monster'a girelim. Evet, 3 pot harcadık, 2 pot aldık. Kesiyoruz bakalım ne çıkacak. Bir şey çıkacak mı? Çok düşük ihtimal ama. Hadi bakalım. Maalesef boş. Şimdi artık üzerimizdekileri satmamız lazım. Aracında bir maratonda gezinelim. Biraz pot depolayalım. 5K'dan falan bulursak güzel olur. Evet, şimdi pot bulduk. En uygunu bu arkadaş satıyordu. Şuna bakmadım bakayım. Nerede lan bunun satıcısı? Ters oturmuş adam. Evet. Tamam, en uygun bu arkadaşta var. Bir 200 tane mi alalım? Güzel para gidecek. Ama yapacak bir şey yok. Zaten normal hissi premium ile satılan bile 5 küsuratlı bir şeydi. 5500'de herhalde. Bir 50, hadi bir 100 tane daha alalım ya. Zaten ihtiyacımız olacak da. Umarım bir yerlerde kasabiliriz artık. 300 tane pot aldık. Evet. 20 dakikaya bir BDV var. BDV'ye girelim, çıkalım, sonra karakterimizi tezgaha bırakalım. BDV bekleyene kadar bossları keselim dedik. Bir tane Hold Mithril Staff aldık. Güzel oldu. Sanırım 2M kadar bir bayı var. Seli de 4M civarı bir şey. Biz 3,5-4 o civarlara satarız diye düşünüyorum. Şöyle köşeye bıraktık. Bir tane de bundan çıktı ama pek bir işe yarar mı bilmiyorum. Öncesinden Paralyzer'den çıkarmıştık bunu da. Paralyzer'lerin boss'undan. Bir işe yaramaz gibi duruyor ama. Bilmiyorum, bırakırız tezgaha. Belki 200-300K'ya bir şey satarız. Evet, full party BDV'ye girdik. Güzel bir tane mage'im, iki tane mage'imiz var. Umarım güzel devam eder. Bu arada bir tane de şundan çıkardık ama pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Arada tezgaha bırakırız, zaman olur belki. Şimdi ortalık biraz kızışacak. Aslanım benim be, aslanım benim be. Bir kişi de ben aldım mı tamam. 3 kişi eksilttik. Önde adamlar ama baya yapma ya. Benim CC'm yok değil mi yanımda? Evet. Bana vurmaması lazım. Ölürüm valla. Gel bakayım aslanım. Gel. Güzel. Yani çok kötü başladık. Güzel devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak? Ya CC nasıl almam ben üzerime arkadaş? Gerçekten şu an kendime o kadar sinirlendim ki. Ya bu çekişmeli gidiyor yani, güzel baya. Sen bendesin. Gel 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 gel. Hop hop. Kaç anasını satayım, kaç bebeğim. Abi adamlar çok vuruyor be. Bendesin lan. Ah yemedi. Seni alalım. Evet. Umarım alırız. Böyle bir onlar önde, bir biz de önde falan filan. Toparlanırsa durumlar sıkıntıya bağlıyor. Onunla düşersem yapacağım ilk iş CC almak. O yüzden işlerine giremiyorum rahat rahat. Evet, bunu bırakıyorum ve muhtemelen kazanmış oluyoruz.
Geçelim bakalım. 400'leri bulacağız herhalde. Evet, Karus Victory. İkinci bir ödevimizi kazandık. Güzel oldu. Bugün iyi farm attık ya. Bugün gerçekten iki tane buz. MS aldık. Hadi MS boş çıktı eyvallah. Ama iki buzumuzu aldık. Haricinde bir tane Mithril staff'ımız var. İki tane kırmızı kutumuz var falan var filan var. Hadi hayırlı olsun. Evet, tüm parçaları tezgaha bıraktık. Toplamda 26 M ediyor ama zaten satılmama ihtimali yüksek olan şeyler de var burada. Shell'leri 3400, 3200, 3300 o civarlarda bıraktım. Şöyle boostları 2525. Sanırım en ucuz kırmızı gemi ben bıraktım. 2-3K herhalde fark var arasında. Böyle gördüğünüz gibi hepsini göstereyim tek tek. Yani toplamda satılırsa 26 em süratli bir şey var. Ama satılacağını zannetmiyorum. Zaten burada %100'lik bir şey de gidecek. Vergi de gidecek. İsmi aklıma gelmedi. Şöyle bırakalım tezgah. Umarım güzel güzel satışlar yaparız. Sabah uyandığımızda bizi bir şoke eder. Evet dostlar, uzun süre tezgahta kaldık fakat hiçbir şey satılmamış. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi BDV var. BDV'ye girelim. Evet, başarısız bir BDV oldu. Sol aşağıda bilerek kapattım. Millet birbirine sövmeye başladı çünkü. Kötü oldu bizim için. Evet, uzun süre tezgahta kaldık yine ama hiçbir şey satılmamış neredeyse. İki tane satılan itemimiz var. 1500K'ya ulaşmışız. Gidelim biraz farm atalım. Bir sonraki tezgaha bıraktığımda karakteri biraz daha uygundan bırakacağım ki bir an önce bunlar satılsın. Çünkü bizim acilen premium almamız lazım. Levelimiz 62. Seri şekilde level kasalım şimdi. Levelimizi biraz yükseltmemiz lazım. 70 olmamız lazım en azından. Ya böyle bir şey nasıl denk gelebilir arkadaş, şaka gibi. Görev yapayım dedim. Nerede demek diyorum. Bu ağzım dolu. Sağ aşağıya görüyor musunuz? Iron bomb aldık harbiden. Sadece 20 tane harpi kesmek istedik oysa ki. Kısmet değil mi ya, diğer adama da gelmedi. Bu arada kutuya da adam baktım. Bir baktım yanda üzerinde Iron Bow şuralarda parlıyor. Güzel güzel. Görev yaparken bile bir şekilde farm atmayı başarıyoruz. Ben MD alır mıyım diye düşünüyordum ama Iron Bow hiç aklıma gelmemişti ya. Fiyatı nedir acaba? Muhtemelen bir 2-3 emi vardır diye düşünüyorum. Evet, şimdi ikinci tur görevi almaya geldik. İnanılmaz ya gerçekten. Yani şöyle bir görev yapınca üzerime bir şey gelmesi beni mutlu ediyor. Ya normalde farma bıraksak herhalde günde bir tane ya da iki tane gelir. Ama kısmetimiz var ya. Karakterin birazcık şansı var herhalde. Evet, ikinci tur görevi de yaptık. Bir adam vardı onunla beraber. Şöyle verelim. Görevlere devam edelim. Evet, bu arkadaş da görev yapıyormuş. İlk turu birlikte yaptık. Şimdi ikinci turu yapacağız. Apostum. Şimdi ikinci tur görevi de verdik. Arkadaşlar devam ediyormuş görevi. Biz de onlarla devam edeceğiz. Evet, bir tur daha görev yaptık. HTB görevi veriyoruz. İkinciyi alalım. İkinciyi şu anda yapamayacağız. Üzerimizde kalsın. Evet, aynı adamla kasıyoruz. Troll görevimde bana yardımcı oluyordu. Şu sağ aşağıdan görebilirsiniz. Blizzard Elemental Sucrull. Bir tane bes aldı arkadaş trolleri keserken. Bu arada 68 level. Değil mi? Bir daha bakayım. Evet, 68 levelde troll keserken bes alma ihtimaliniz varmış. Ya ben şunu merak ediyorum. Önceden droplar gerçekten düşüktü. Ya şu an açıkçası öyle aman aman bir farm hiç denemedik. Bitti. Kesmene gerek yok. Arkadaşlar bize yardımcı oluyor görevi yaparken. Öyle aman aman bir farm denemedik ama yani kısa vadeli yaptığımız farmlarda görüyoruz ki sanki droplarda biraz yükselme var. Yani ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Belki siz sürekli oynuyorsanız, yani benim gibi bırakmadıysanız, sürekli oynuyorsanız fark etmişsinizdir. Ya da şimdilik bizim şansımız öyle denk geldi diyelim. Evet, levelimiz 63 oldu. Hemen Dex'i gömelim. Devam edelim görevlere. Evet, görevleri şimdilik bıraktık. Daha doğrusu bırakmak zorunda kaldık. Çok zor kesiliyor maalesef. Sağlam parti lazım.
Üzerimize iki tane şey gelmiş. Bunları hemen satalım. Repere yapalım. Şu chat görevlerine bakacağım şimdi. Chat görevlerinden biraz işte oraya git konuş, buraya gel, bunu yap işte falan filan. Basit olanlarına bakacağım. Onlardan devam edelim şimdilik. En azından çok fazla giderimiz olmaz. Şimdiki ikinci troll görevini yapıyoruz. Bu arada shell görevlerine de başladık. Chat görevlerine. Şöyle göstereyim zaten üzerime baktığınızda anlayacaksınız direkt. Görevi yaparken biz konuşurken şöyle biraz çar mana potu kas, yani mana cam kassın. Bir tane çitin aldık. Pek bir işe yaramaz muhtemelen. Şöyle göstereyim. Crimson Pets. Chat görevini yaparken arkadaşlar 3 tane bana bu scrolllardan verdi. Atak scrolllarından. Bunu da satarız. Tezgahımız dolu olur. Güzel oldu bunu vermesi. Bir de şöyle ufak bir hatırlatma yapacağım. Bilmiyorum belki hatırlayanlar olur belki olmaz. Bu herhalde 2018 ya da 2019 yılıydı. Knight'taki chat görevlerini tek seride yapan ilk kişi benim aslında. Tek seride yaptım. Hatta kaçtı? 2 saate yakın bir videoydu yanlış hatırlamıyorsam. Video 2021 yılında da hemen hemen 51-52K kadar bir izleme almıştı. Herhalde en kötü ihtimalle 2500-3000 arası bir izleme alıyordu da. O kanal kapatıldı maalesef. Yine aynı isimle aynı nickteydim zaten. Zamanında o kanal kapatılmıştı. Bazı saçma sapan telif muhabbetleri yüzünden. Bir hatırlatayım dedim. Kendim de zaten o videoyu yaparken gerçekten çok yorulmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam 12 saat kadar bir emeğim vardı o videoda. Daha sonrası da kapatılınca gerçekten üzülmüştüm. O dönemde de askerdeydim ben. Sonra geri döndüğümde gördüm kanalın kapatıldığını. Öyle. Ölmemem lazımdı. Neden öldüm ki ben şimdi ya? Abi 8 milyon exp bitti ya. Şaka gibi. Exp kasalım derken neler geldi başımıza. Neyse ben de böyle bir geçmişi yad etmiş oldum ya. Bazen hatta şöyle bir şey de oluyor. Ryze'de oynuyorum. Knight'de oynuyorum arada bir. Mesela Ryze'de Discord'a giriyorum. Konuşuyorum işte. Şey, bir şeyler söylüyorum falan. Adamın bir mesela geçen denk geldi. PM attı. Kanka sen de zamanında Knight'da işte chat görev falan yapmış mıydın? Sesinden tanıdım dedi. Öyle denk geldiği zaman gerçekten ben de mutlu oluyordum. Keşke o kanal kapatılmasaydı. Zaten kapatılmasaydı daha farklı durumda olurdu şimdi. Hem kanal hem izlemeler falan. Şimdi tekrar baştan çabalıyoruz. Belki aynı ivmeyi yakalarız. Belki yakalamayız. Bilmiyorum. Evet. Görevi yapmaya devam edelim. 15 tane zaten chat görevinde 15 tane kaldı ama toplamda 40'a tamamlayacağız. İkinci troll görevimiz olduğu için buradaki NPC'de de troll görevimiz olduğu için onu da 40'a tamamlayacağız. Şu üstte görünüyor. Exp kasmaya devam edelim. Chat görevlerini yapmaya devam edelim. Belki ilerleyen zamanlarda tekrardan chat görevleriyle alakalı bir sıfırdan bütün hepsini tek bir videoda en mantıklı şekilde nasıl yapılacaksak tekrar gösteririz. Bunu da keseyim hatta birlikte. Hiçbir şeye katılamıyorum. Canımı çok sıkıyor. Böyle karşıma bir şey çıkıyor. Kaos, mouse bir şeyler geliyor mesela. Katılamıyorum ama gerçekten sinirleniyorum. Benim acil 70 level olmam lazım. Drake'e falan da giremiyoruz arkadaş. 70 olmamız gerekiyor. Yani Drake'e aslında girmek için 70 olma şartı yok normalde ama sahne EP kasmam lazım. Premium olmadığı için. Premium olmadığı için sahne EP kasamıyorum. Böyle olunca da otomatik Drake'e girememiş oluyoruz. Yani en kötü ihtimal ya 70 level olmam lazım ya da premium alabilmem lazım karaktere. Ama şu an biraz başlardayız. Alamıyoruz maalesef. O yüzden 70 olursam en azından para kasmam biraz daha rahatlayacak. Eminim bunu. Yani bir kaosa gireriz. Hadi mavi kutu her zaman alamadık diyelim. Sürekli yeşil kutu bile alsak. Yeşil kutunun fiyatı daha pahalıdır yani kırmızıdan. Hadi en kötü ihtimal arada bir de kırmızı alalım. Şansımız yaver gitmesin falan. Ama bir tane mavi kutu aldık mı zaten. Olay hemen böyle bir düzeliyor. Şimdi iki görevi de yaptık. Şöyle verelim. Rol 1. Buradan da donlu alalım. Aynen görev yapmaya devam. Bu arada bir tane de Warrior Shell çıktı. Bunu da şöyle
Köşeye atalım. Hatta üstümüzde donmuş yüzlerimizi bir boşaltalım artık. Buralar bir şeylere benzedi ama güzel oldu. Evet, bankada beklettiğimiz iki tane şel vardı. Onları kırmaya geldik. Kıralım. Bakalım ne alacağız. Baş ve baş. Sıkıntı yok. Bu bölüm güzel şeyler kastık yine. Evet, çarımızı tezgaha bıraktık. Şöyle görünenleri fiyatını göstereyim. Toplamda satış olursa 26 M gibi bir şey düşecek üstümüze. Hadi vergiyi de düştük. 25 M küsuratlı bir şey gelecek. Tabii hepsi satılır mı satılmaz mı bilmiyoruz. Karakter şimdi burada kalacak. Üçüncü bölümün de sonuna gelelim burada. Biliyorum bazı durumlarda bana kızıyorsunuz. Yorumlarda da fark ediyorum bunu. Yani hızlı level almamız lazım. Doğru ama farm da atmamız lazım. Farmın nedeni mesela jump, bu sefer pot aldık mesela, mana potu. Yani 300 tane yakın mana potu aldık. Şu an elimizde sadece 136 tane kaldı. Yani eyvallah, görevleri yaparım. Hızlı hızlı kasarım falan deriz. Hani en azından 70 olur. 70'te ne bileyim işte girebileceğim ekstra etkinlikler var. Onlara girerim. Belki onlardan kasarım. Ama dediğim gibi nakite de ihtiyacımız olacak oyun içinde. Yani oyunda gerçekten çok zorlanıyorum. Yani premiumsuz bir karakter kastınız mı, kasmadınız mı bilmiyorum ama cidden bu durum çok zor. Ondan dolayı bazı yerlerde farm ata ata ilerlememiz lazım. Bir de açıkçası şansımız da var şu anda. Mesela iki tane buz. Hatta toplamda üç tane buz aldık Lich Slot'undan. Yani o kadar kısa sürede bu kadar atıyorum bilmiyorum. Dediğim gibi ne bileyim, harpi keserken bir anda hop üzerimize Iron Bow geldi. Bunlar da biraz şans, eyvallah. Ama biz de bir şeyler yaparak ilerlemeye çalışıyoruz. Bundan dolayı biraz sindire sindire kasacağız. Bir de şu sona da bakalım gençler. Şimdi bu videonun mesela örnek veriyorum. Yani sallıyorum 30. bölüm oldu, sonuncu bölüm diyelim. Şimdi sonuncu bölümüne geldiğimizde de aslında karakterimize en artı 9 itemler yapamayacağız ki. Yani baktığınız zaman karakterin kendi kendine artık ilerletebileceği bir seviyeye gelmesi lazım ki tamam, biz de artık hani bu seriyi bitirebilelim, bitireceğiz diyelim, yani öyle söyleyeyim. Yani sen şimdi, ben kafamdaki senaryoyu söylüyorum. Mesela bir 8 MD olsa zaten 8 MD yanında tekrardan şimdilik bu kalacak. Hadi velev ki dual 8 MD ya da bir 8 MD 8 VB yaptığımızı düşünelim öyle bir senaryoda. Üzerimize de işte mitri artı altıları çektiğimizi düşünelim ve full old takı yaptığımızı düşünelim ki bunlar gerçekten çok maliyetli şeyler. Yani sıfırdan kasan biri için çok maliyetli şeyler. Yoksa onu yapmak o kadar da zor bir şey değil. Yani bu yaptığımız senaryoda aslında bu karakter artık zaten kendi kendini ilerletebiliyor anlamına geliyor. Şimdi benim de amacım zaten bu sıfır baştan serisinde karakter kendi kendini rahat bir şekilde çıkartabilecek seviyeye gelmesi lazım. Her ay kendi DC premiumunu çekmesi lazım. Haricinde işte ne bileyim boşluklarda mesela şu anda çarı tezgahı bırakmak yerine işte giderim bir işte Lich slotu olur ya da onun gibi X başka bir slot olur. Her ay bir yerde farma bırakabilmem lazım. Geceden uyumadan önce bırakacağım. Sabah uyandığımda üzerime böyle 5 tane falan buz geleceği, ne bileyim MD düşeceği, böyle bir slota bırakmak lazım. Buz döngüde karakter zaten kendini çıkartıyor ve üzerine her ay sürekli para koyuyorsa bu karakter zaten olmuş anlamına geliyor. Bizim de zaten amacımız şimdilik ona doğru ilerlemek. Yani bir de başlangıçta birkaç hata yaptım. Yorumlarda baktığımda da arkadaşlar güzel uyarılar yaptı sağ olsunlar. Kimisi düzgün dille, kimisi birazcık kaba tabirle. Sıkıntı yok. Yani ben zaten olumsuz yorum almayı yani bekliyorum. İstiyorum da biraz da, çünkü olumsuz yorum almadan bir şeyler düzeltmek çok da normal olmuyor. Şöyle mesela dediğim gibi ilk bölümde mesela gerçekten bir heyecan vardı üstümde abi. Cidden heyecan vardı. Sanki yani böyle uzun yıllar aradan sonra Knight'a başlamış gibiydim. Aslında 2-3 ay öncesinde yine oynamıştım. Ama çok uzun sürmedi tabii oynamam. Tekrar bıraktım. O sıfırdan seri yapınca gerçekten bir heyecan oldu. Mesela biri levelken gelip buradaki görevciden bedava, yani bir level 30 arası bedava buff alınıyor ya, onu almaya kaçırmışım, örnek veriyorum. Haricinde burada Patrick görevini yaparken Rogue olarak line'ları almışım. Rogue'yu almama gerek yok. Gideceğim oradan mage ya da press bir şey alacağım ki satışını yapayım diye artı 7'ye basıp. Evet, bunlar vardı. Bazı hatalar oldu.
Böyle videonun şimdilik sonuna gelelim. Hatalarımızı inşallah bundan sonra daha da aza indiririz. Bir sonraki bölümde umarım karakterimi artık 70 level yaparım. Şu anki isteğim, hedefim o. Ama dediğim gibi yani elime de bir item falan almam lazım. Zaten görevini yapacağım. Bu MD'nin görevi var, 87 AP veren. Ona az kaldı, onu yapacağım. Ama yine çok bir şey değişmeyecek. İsteğim ilk başta aslında DC Premium almak. Ama Bronze Premium'a birazcık durum beni zorluyor gibi. Şimdi sizden de gerçekten bir güzel bir yorum bekliyorum bu konu hakkında. Mesela bir ilk amacım direkt bir Bronze Premium'u alayım. En azından işte kaçırmayayım eventleri falan. Bu şekilde mi olsa da direkt DC Premium'a geçip DC Premium'u çekersin kardeşim. Üstüne işte Trina'nı da alırsın. Trina denli bir item alırsın. Öyle öyle devam edersin diyorsanız öyle devam edelim. Ama yolculuk hala var. Gerçekten premium almama bile daha süre var. Çünkü üzerimdekiler bile satılsa 25'em gibi bir şey geliyor. Farm atmamız lazım. Sürekli BDV'leri mesela kaçırmamız lazım. Girdiğimiz BDV'leri kazanmamız da lazım. Yani öyle bir durum da var. Bazı BDV'lere girip kazanamıyoruz. Çok kayda değer bir şey de olmuyor mesela. Kayda da giremiyorum. Böyle ben Bronze Premium mu, yani başlangıç olarak Bronze Premium mu yoksa DC Premium mu, hangisine adapte olacağım bilemedim. Siz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu arada Class Game üzerinden bir çekiliş yapıyoruz. Çekilişe katılmak istiyorsanız her yorumlarda belirttiğim linki tıklayarak katılabilirsiniz. Herkese, hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar, sağlıklı günler.